Merhaba arkadaşlar. Yine Haydanay'ın uygulamalarına devam ediyoruz. Yine programımızı açıyoruz. C'ye tuşlarına basarak edit'e giriş yapıyoruz. Bundan önceki uygulamamızdan önce CycleDef 256'yı kullanmıştık. Bu sefer CycleDef Pocket Footage Slots bölümünde olan CycleDef 257'yi kullanacağız. Uygulamamızda daire çevresinde boşaltma yapacağız. Daire çevresinde dış boşaltma yapacağız. Yani bir dairesel bir ada oluşturacağız. Komutlar burada 251, 252, 253, 254, 256 ve 257 komutları burada mevcut. Bunları daha önceki videolarımızda anlattık. Bu komutun uygulama 21'de, UYG 21'de yaptık. BGMGT'ye geçiş yapalım. Buradan UYG 21'e geçelim. Evet, UYG 21'i açalım. End diyelim. Şimdi bunun bir simülasyonunu yapalım. Test run'a geçiyoruz. Şimdi test run'a geçtiğimiz zaman burada UYG 20 önceki yapılan simülasyon aktif. Tekrardan PGMGT'ye geçiyoruz. Tekrar UYG 21'e geçip End ile açıyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani program ismine her zaman bakın. Haydanay'ın öyle bir özelliği var. Şimdi burada takımı gösterelim. Zaman ayarını yapalım 1 bölü 1. Dedikten sonra reset start diyelim. Ondan sonra hızlandıralım. Bakın çevreden boşaltma yapıyor. Tabii bu dikdörtgen olarak gösterildiği için bloğu ne yapıyor? Buradan boşaltıyor. Şimdi buradaki uygulamamız CycleDef 257 idi. Biz yine bu uygulamamızda köşe noktayı sıfır aldık. X0, Y0, ZX20 dedik. Sonra buradaki köşe noktaya da X100, Y100, Z0 dedik. Şimdi biz bu uygulamayı şöyle değiştireceğiz. Bundan bir önceki uygulamada aynı şey yaptık. Sıfır noktasını orta nokta olarak değiştireceğiz. Orta nokta yani üst orta nokta X0, Y0, Z0. Alt köşe nokta tabi yüzün yarısı 50 olduğu için burası bu taraf x'de eksi alt taraf y'de eksi x'de eksi 50 y'de eksi 50 alt köşe z ne olur alt tarafa doğru eksi 20 olur. Koordinatları bilmek gerekiyor burada. Burada da bu köşe x'de 50 y'de 50 ve z'de 0 üst köşe. X burada artı ve y burada artı z de üstte olduğu için 0 şeklinde değiştireceğiz. Şimdi edit'e geçiyoruz. Program yeniden düzenleme yapıyoruz. Şimdi yan tuşlara geliyorum. X ne diyeceğiz? Eksi diyeceğiz. 50 diyeceğiz. Sonra yan tuşla Y eksi 50 diyeceğiz. Z'ye de eksi 20 kalacak. End diyeceğiz. Sonra alt köşe nokta pardon üst köşe nokta X'de 50 diyeceğiz. 50. Yan tuşla ilerliyorum. Y'de 50 ve Z yine 0 kalacak. End'le bitireceğiz. Daha sonra takım çağırıyoruz. Tool Call komutuna basıp buradan takım numarasını yazıp veya ismini yazıp veya buradan Select'ten veya buradan manuel tuşuna basıp Tool Table'dan da çağırabiliyoruz. Şimdi tabii takımı çağırdık biz. Buradan delile çıkalım. Z ekseninde 2000 diyor. Sonra kesici emniyet mesafesi 100 milimetre emniyet mesafesine çıkar. Ve 0 aktif olsun. Ve max M3 diyoruz. Sonra CycleDef 257'yi çağırıyoruz. Onu nasıl çağırıyorduk? CycleDef'e basıyoruz. Pocket Footage Slots'a basıp 257'ye bastığımız anda CycleDef 257 karşımıza geliyor. Sonra buradan yan tuşla bastığımız zaman burada yan tuşa veya end tuşuna bastığımız zaman burada
yapacağınız işlemler geliyor. Mesela diyor ki dairenin çapı kaç olsun? 70 demişiz. Mesela 80 diyelim. Ent diyelim. Sonra boşaltacağınız alan ne kadar? %100'lük bir parça. Ama dikdörtgen boşaltma yapacağız. Şimdi tam 100 versek yine yanlarda talaş kalabilir. Onun için biz mesela 130 diyelim mesela. Ent diyelim. Finish'e pay var mı? Yok, sıfır. 300 ilerleme demişiz. End diyelim. Zıt yönlü mü, aynı yönlü mü? Zıt yönlü demişiz. Eksi bir end. Toplam derinlik eksi 15 demişiz. Yani eksi 12 diyelim bu sefer. Pardon, eksi yazalım. End. Kaçar kaçar alsın demiş. Ya toplam derinlik eksi 12. Biz diyelim 3'er 3'er al. End. 3 milim 3 milim al. Dalma ilerlemesi, dik ilerleme 120 demişiz. Mesela 100 diyelim buna mesela. End. Emniyet mesafesi 2 demişiz. Mesela 3 diyelim, 5 diyelim. Şimdi emniyet mesafesi arkadaşlar ilk parçalarda biraz yüksek verin. Çünkü kesici yani buraya hızlı bir harekette geldik gelirken 2 milimetreyi gözünüz çok görmeyebilir. Yani bunlara biraz 10 milimetre, 15 milimetre verin. İlk parçayı işledikten sonra diğer parçalar işlerken bu opsiyonları ne yapabilirsiniz? Azaltabilirsiniz. Yani ilk parçada zaman hesabı yapmayın. İlk parçada her zaman kontrollü çalışmaya dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra diğer parçalara geçerken ne yaparsınız? Bazı şeyleri kısarsınız. Zaman hesabı yaparsınız. Tam sıfırdan işlesin. Surface koordinat sıfır. İkinci emniyet mesafesi 30, 20. Yani şu anda zaten tek bir parça işleyecek. Burada yana kaymalar yarıçapa oranı 1 olsun, 1 kalsın. Burada da static angle demiş. Bunun bir önemi yok arkadaşlar. Bu yani 0 diyelim, 1 diyelim. Bilmiyorum artık. Yani bunun bir etkisi yok şu anda. Kalsın. Bunun bir etkisi yok. Bunu bir şey yapmayalım. END ile end diyorum. Bakın END mi del mi diyor. Yes mi no mu diyor. END diyoruz. Yani sonu D olan END. END dediğiniz zaman bu tamamen biter. Olay biter yani. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken cycle calpos'a dikkat edeceğiz. Biz bu uygulamamızda X 50, Y 50, Z 0 demiştik. Demiştik. Yani eğer köşe nokta 0 olursa parçanın orta merkezini seçmiştik. Yani şöyle gösterelim. Bundan merkez nokta tam orta merkezi almışız. Şimdi bizim şu anda merkez noktamız şu anda neresi? X0, Y0, Z0. Yani biz sıfır köşeden buraya kaydırdık. Artık sıfır burası. Onun için ne yapacağız? Cycle posta X'i sıfır, Y'si sıfır ve Z'si sıfır diyeceğiz. Tamam mı? Program başa alıyorum. Tekrardan test run'a geçiş yapıyorum. Uygulama 20. Reset start diyorum. Bakın parçayı işliyor. Bu şekilde parça işleniyor. Bu uygulamada bu şekilde. Yine sıfır noktamız orta noktayı aldık. Pozisyon X0, Y0, Z0 oldu. Cycle pulse. Sonra blok form x eksi 50, y eksi 50, z eksi 20 alt köşe nokta. Blok form 2 üst köşe nokta x 50, y 50, z 0 şeklinde belirlendi. Program bu kadar. İnceleyin. İyi çalışmalar.